10 Eylül 2014 tarihli ve 6552 sayılı iş kanunuyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasıyla bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Torba yasada yer alan düzenleme ile birlikte vergi borçlarıyla birlikte en büyük kalemi oluşturan SGK prim borçlarının yapılandırılması konusunda görüşlerini aldığımız Bodrum Sosyal Güvenlik Merkez Müdür Vekili Ali Baki Gerçeker, uygulamayla ilgili önemli bilgiler verdi. Gerçeker, kanunun 81. maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici 60. maddenin eklendiğini ve 11 Eylül 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu geçici maddenin sigortalılara yeni kolaylıklar getirdiğini söyledi. 1 Ekim 2014 tarihi itibariyle yapılandırmaların başladığını belirten Gerçeker, 2014 Nisan ayı ve öncesinden kalan prim borçlarının mükelleflerin merkez müdürlüklerine yapacakları başvuruyla yapılandırma işlemlerinin tamamlanacağını belirterek şunları söyledi. Balkum ve işverenlerimiz için başvuru süremiz 31 Aralık 2014'e kadar 3 aylık bir süre tanıyoruz. GSS Genel Sağlık Sigortası kapsamında prim borcu olan sigortalarımızın yapılandırma için kurumumuza başvurma süreleri 7 ay. 30 Nisan 2015 tarihine kadar kurumumuza gelerek yapılandırma işlemlerini yapabilirler. Yalnız GSS sigortalılarımızın 6 ay içerisinde 31 Mart 2015 tarihine kadar Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına giderek gelir tespiti yaptırmaları gerekiyor. Borçlarının güncel hale gelmesi gerekiyor. Daha sonra yapılandırma işlemleri yapılacak. Sigortalıların TC kimlik numarasıyla borçlarını internet sitesinden öğrenebileceklerini anımsatarak şöyle konuştu. Sigortalılarımız kurumuz olan prim borçlarını kurumuz internet adresinden de TC kimlik numaralarıyla sorgulayarak kurumuza gelmeden de bilgi almaları mümkün. Peşin ya da taksit seçenekleriyle ödeme imkanları sunulmakta. Yine 6552 sayılı yasayla daha önce iki çocuk için yapılan doğum borçlanması hakkı 3 çocuğa çıkarılmış bulunmaktadır. Doğum yaptıktan sonraki 2 yıllık sürede herhangi bir sosyal güvenlik kuruma tabi çalışmayan bayan sigortalılarımız 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapma imkanına bu yasayla sahip oldular. Gerçeker açıklamasının ardından vatandaşların Kurban Bayramı'nı da kutladı. Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.